Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü gezi rotamız Beykoz. Beykoz Korusu'na gideceğiz bugün. Sizlerle de paylaşmış olacağım. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım videomu da sonuna kadar izlersiniz. Kanalıma destek olmak için de abone olursanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Beykoz, İstanbul'un Anadolu yakasında, Boğaz kıyısında, Karadeniz tarafına yakın bir konumda yer alan ve özellikle hafta sonu gezi, dinlence ve piknik yeri olarak tercih edilen güzel bir Boğaz ilçesi. Biz de şimdi Üsküdar'dan hareket etmek üzere feribotla Beykoz'a, bu güzel ilçeye geçiyoruz arkadaşlar. Beykoz çok uzun bir tarihsel geçmişe sırtını dayamaktadır. Beykoz'un tarihine ilişkin olarak bilinen en eski tarih M.Ö. 700'lerdir. Bu dönemde deniz yoluyla gelip Beykoz'u kendilerine yurt edinen Traklar, Beykoz'da yerleştiği bilinen ilk halk olarak karşımıza çıkar. Traklar, Trakya'ya adını veren ve tarihte savaşçı özellikleriyle bilinen bir topluluktur. Trakların tarihte balıkçı köyleri, müstahkem kalelerle çevrili kentler ve çok çeşitli yerleşme birimleri inşa ettikleri bilinmektedir. Trakların Hint, Avrupa kökenli bir halk olduğu söylenmekte, ancak yazılı bir kültüre sahip olmadıkları için haklarında yeterince bilgi edinme imkanı bulunmamaktadır. Traklar Beykoz'a geldiklerinde kralları Amikos'un ismine binaen buraya Amikos adını vermişlerdir. Amikos, Beykoz'un bilinen en eski adıdır arkadaşlar. Beykoz'a vardığımız gibi ara sokaklarından Mehmet Akif Ersoy Şiir Müzesi ile başladık arkadaşlar. Bir sonraki videomda Mehmet Akif Ersoy Şiir Müzesi'ni daha detaylı bir şekilde sizlerle paylaşacağım. İstanbul'un Fatih Sultan Mehmet tarafından fethinden 51 yıl önce Beykoz, yani Amikos, Yıldırım Beyazıt tarafından Osmanlı İmparatorluğu'nun sınırları içerisine dahil edilir. Osmanlı İmparatorluğu sınırlarına dahil edilen kentin adı bundan böyle Amikos değil, Beykoz'dur. Beykoz'un meydanında göze çarpan bu görmüş olduğunuz İshak Ağa Çeşmesi. Halen kullanımda olan çeşmenin mimari yapısı da oldukça güzel. 10 musluklu olan çeşme Kanuni Sultan Süleyman döneminde yaptırılmış. Bana bana ya, koluma. Çeşmenin yanında ise 16. yüzyılda yapıldığı rivayet edilen Beykoz Serbustani Mustafa Ağa Camii yer alıyor. Ben de sizler için bu güzel camiyi ziyaret ettim arkadaşlar. Ne kadar güzel bir cami. Çok güzel. Süslemelerine bakın arkadaşlar. Çok güzel. Şimdi camiden ayrılıp İstanbul'un en güzel koru ve parklarından biri olan Beykoz Korusu'na doğru yürüyoruz arkadaşlar. Hemen Beykoz'un girişinde yer alıyor. Böyle koruya gelmeden otoparklar da var arkadaşlar. Özel araçlarınızla geleceksiniz. Güzel güzel. Ağaçlı yolları. Yani Beykoz denilince benim aklıma hep yeşillik geliyor. Evet, orman. Değil mi? Orman. Siz geçikten böyle karşıya mı gidiyorsunuz? Diyor zaten bak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Beykoz Korusu Sosyal Tesisi o gösteriyor. Evet, üst geçikten gidiliyor. İşte korunun duvarları oluyor bunlar herhalde o zaman. Aynen. Hemen böyle sahil kenarında Beykoz Korusu. Beykoz Korusu'na hoş geldiniz. Hadi bakalım.
Beykoz Korusu'na hoş geldik. Ha bak, arabalarla buraya kadar çıkılıyor. Ağacın şekline bak. Nasıl oyulmuş. Çok eski yani. Gerçekten. Yanmış gibi de duruyor. Bak, sosyal tesisi burasıymış. Hemen de girişteymiş sosyal tesisler. İyi. Otoparkı da var, ufak da olsa. Asırlık ağaçları, büyüleyici boğaz manzarası ve yeşil dokusuyla 150 dönümlük bir alana yayılmış olan koru, aynı zamanda popüler bir mesire yeri. Burası aynı zamanda Abraham Paşa Korusu olarak da biliniyor. Evet, Beykoz'un üstten görünüşü. Ne kadar güzel görünüyor. Bak, burada böyle oturacaksın. Şövaleni alacaksın böyle karşına. Şu manzarayı böyle resmedeceksin. Çocuk oyun parkı, oturma yerleri, çardaklar. Oy! Ne yapıyorsun sen? Şuna bak, ne kadar tatlı ya. Ne yapıyorsun? Gel bu tarafa. Ay, dut. Dutlar var. Gerçekten. Ama olgunlaşmamışlar henüz galiba. Beykoz Korusu. Gerçekten çok güzel arkadaşlar. Çok bayıldım. Güzel yeşillikli. Bugünkü günümüzü Beykoz Korusu'nda geçireceğiz arkadaşlar. Yeşillikler içerisinde İstanbul'un güzel gezi rotalarından birindeyiz. Beykoz Korusu'ndayız. Beykoz Korusu'na biz arkadaşlar Üsküdar iskelesinden kalkan şehir hatları vapuruyla Anadolu Kavağı yönüne giden vapura bindik. Ve yaklaşık 1 saat 10 dakika gibi bir süre içerisinde Beykoz'a ulaştık. Güzel boğaz manzarası eşliğinde Beykoz'a vardık. Hemen iskeleden çıktıktan sonra sağ tarafa doğru sağdan içeri yürüyorsunuz. Hiç yolunuzu değiştirmeden dümdüz bir şekilde sahil boyu yürüdüğünüzde 5-6 dakika içerisinde korunun girişine de ulaşıyorsunuz. Çok basit bir yerde. Ay, ne kadar tatlı bunlar. Sizin mi bu köpekler? Yok abla, yok. Aa. Evet, koruya gelecekseniz arkadaşlar yemenizi içmenizi yanınıza alın. Özellikle su. Aa. Thank you.
Kaymakamlığı, belediye binası hepsi yan yana. Ama Beykoz'da böyle sahilde yürümek bayağı keyifli. Hele akşam falan yürümüş olduğunu düşünsene. Güzel yani sahil. Beykoz malum büyük bir ilçe. Beykoz'un özellikle Boğaz şeridi boyunca yayılmış semtlerinde de gezip görülmesi tavsiye edilen oldukça güzel ve fazla mekan ve yer bulunuyor. Biz de bunlardan biri olan Kanlıca'ya geçiyoruz şimdi. Kanlıca, Boğaziçi Anadolu kıyısında sakinliği, yeşilin her tonunu barındıran koruları, çiçekleri, Arnavut kaldırımlı sokakları, görkemli yalıları ve yoğurdu ile ünlü güzel bir sahil semti. Kanlıca Gazi İskender Paşa Camii. Çok eski bir cami. Kanlıca Evliya Çelebi'nin diline dolanmış ünlü yoğurdu, sayısız çeşitli çiçeklerle bezeli Arnavut kaldırımlı sokakları, görkemli yalıları ve mihribat korusu ile ünlü bir semt. Kanlıca yoğurdunun ünü ve farkı buradaki ineklerin sütünden geliyor arkadaşlar. İneklerin yediği özel bir ottan dolayı sütlerin rengi pembemsi ve yoğurdu da oldukça lezzetli. Gerçek Kanlıca yoğurdu manda inek ve koyun sütlerinden yapılıyor. Her yerde Kanlıca yoğurdu. Kanlıca'da neler var? Çok ufak bir yer. Çok görülecek yerleri yok. Ama şirin ve güzel bir yer. Özellikle de yazın sıcağında meşhur Kanlıca yoğurdunu yemek insana gerçekten iyi geliyor. Buradan işte düz bir şekilde yukarı çıktığınız zaman Mihribat Korusu'na ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok ufak bir yer.
biri varmış gibi duruyor değil mi orada?